Selamlar çocuklar, evlatlar ve evladiyeler. Nasılsınız? İyisiniz. Teşekkürler. Ben de çok iyiyim. Hadi başlayalım. Çok yanlışınız var, değil mi? Biliyorum. Biliyorum. Aman be çocukum ya. Dert etme. Ölümlü dünya. Yatacağız, kalkacağız, yatacağız, kalkacağız, yatamayacağız. Sonra da ya da yatacağız, kalkacağız, yatacağız, kalkacağız, kalkamayacağız. Yani bir gün elbet bu. Her fani ölümü tadacaktır yavrucuğum. Bu kadar da dert etme ya. Boş ver, gitsin, sen elinden geleni yap, gerisini o düşünsün. Sınav düşünsün biraz da canım. Bir sene boyunca sen düşündün, şimdi onlar düşünsün. Pikachu. Şimdi ay fazla indirmişim. Silgideymiş. 26 koltuklu bir otobüste. Evet, bu konuşmadan sonra geri dönelim de siz bunları duymadınız, tamam mı? Bravo, yalnız kaydediyorum, siz bunları duymadınız. Evet, duymadınız. 26 koltuklu bir otobüste her sırada iki koltuk vardır. Bu otobüse binen ada Osman ve Sude bıdır bıdır bıdır. Şimdi diyor ki Sude ile adanın koltukları yan yanaymış. Sude'nin koltuk numarası 2 ile aralarında asalmış. O zaman çift sayı değil, değil mi? Sude'nin koltuk numarası 2 ile aralarında asalsa çift değil. Yani şuradakiler değil. Demek ki buradakilerden. Sude burada. Arda ile yan yanaysa Arda da burada o zaman. Mecburen bu tarafta oturacak. Tamam, bunu şey yaptık. Bunu da şey yaptık. Adanın koltuk numarası 3 ile 3 ve 7 ile aralarında asaldır. Hoba. Neyse, boş ver bunu. Osman'ın koltuk numarası 4 ve 10'un en küçük ortak katıdır diyor. 4 ve 10'un en küçük ortak katı ne? 20. Osman buraya oturmuş. Ada ile Osman arasında başka bir koltuk yoktur. Arda yazmışım buraya. Sorry, aman neyse. O zaman burası ada ya da burası ada. Öyleyse Sude ya burada olmalı ya burada olmalı. Ama 3 ile 7 ile aralarında asaldır diyor ya, 21 olamaz. O yüzden Sude 17 olur. Sude burada olur. Yani bir Adana. Nasıl? Bir dakika, bir dakika. Sorry, sorry. Öyle değil yavrum. Öyle değil. Burası Sude değil. Yanlış okuduk. Adanın koltuk numarası 3 ve 7 ile aralarında asaldır diyor. 18 3 ile aralarında asal değil. 22 3 ve 7 ile aralarında asal. O zaman Sude de mecburen 21'de oturacak. Az daha gidiyordu soru vallahi bak. Bu neymiş? Bıdır 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 bıdır, bismillah. Ay ne çok ne çok ne çok. Şimdi bak, şunların bir tanesi pikselmiş yavrum. Burada böyle bunlardan 640 tane. Burada da bunlardan 480 tane. O zaman 640 çarpı 2 üzeri eksi 4. 640 çarpı 2 üzeri eksi 4. 644, 640 dediğin şey 64 çarpı 10 çarpı 2 üzeri eksi 4 oldu, değil mi? Şu 64 ne demek? 2 üzeri 6. Peki 10 ne demek? 2 çarpı 5, değil mi? Bunlar tabii ki 1 çarpı 2 üzeri eksi 4. Bak, bunlardan ne oldu? 2 üzeri 7, 5 üzeri 1 çarpı 2 üzeri eksi 4. Bunlardan ne oldu? 2 üzeri 3 çarpı 5, yani 8 çarpı 5'ten 40 oldu. Diğerini de hesaplayalım. 480 çarpı 2 üzeri eksi 4. Bu da 48 çarpı 10 oldu. 2 üzeri eksi 4. 48 dediğimiz şey de 16 çarpı 3. 16 dediğimiz şey de 2 üzeri 4 çarpı 3. 10 dediğimiz şey 2 çarpı 5. Buradan 2 üzeri eksi 4 geldi. Bak, bununla bu gitti direkt. 2 üzeri 0'dan 1 geliyor çünkü. 1 de çarpma işleminin etkisiz elemanı ya. Onu atabiliriz artık. Buradan ne geliyor? 2, 3, 5, 30. Buradan ne gelmişti? 40 çarptık. 30 çarpı 40'dan 1200. Bu da böyleydi. Bu tip sorulardan çok çözdük, değil mi? Bak, bunların ortak kenarları var demek ki. Demek ki değil, görüyorsun zaten. Ortak kenarları var, o zaman ortak çarpanları var. Bu nedir? 49 zaten 7 çarpı 7, diğer türlü asal değil mi? 21 ile bir tek ortak çarpanı 7'dir. O zaman buraya ne kalır? 3. Buraya ne kalır? 7. O zaman burası da 3'tür. O zaman burası 8'dir. Burası da 8. Burası da 7 ise. Burası nedir? 7 kere 8, 56. Asal çarpanların çarpımı şeklinde. 7 çarpı 8 yazarsın. 7 üzeri 1 çarpı 8, 2 üzeri 3 oluverir. Şimdi burada A küçük, B küçük, C küçük, D demiş. Sıralayalım bunları. 1 küçük, 2 küçük, 3 küçük, 7. A küçük, B küçük, C küçük, D.
C eksi A. Aynen yazıyorum bak. C eksi A. 3 eksi 1. Üzeri D eksi B. 7 eksi 2 yani. D eksi 2 çarpı köşeli parantez yine parantez açtım. C artı D yani 3 artı 7. Parantezi kapattım. A eksi C 1 eksi 3. Üzeri 1 oldu. Bu da buradan ne geldi? 2 üzeri 5 çarpı bunu at ya. Bu önemli değil. Birinci kuvveti ya. 10 üzeri eksi 2 geldi. Yani 32 çarpı 10 üzeri eksi 2 yani 0,32 mi demek? Bu da 3 çarpı 10 üzeri eksi 1 artı 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 yani adena. Buna geldik. Şimdi bu direkleri kırmızı renkli direk mavi direkten mavi renkli direkten kısa olacakmış. Şunları bir kıyaslamamız lazım ya. Ama gerçi bunları da bir yapalım. Dur. Kırmızı renkli direk mavi direkten kısa olacakmış. Kırmızı maviden kısa. Mor yeşilden kısa. Ha, şunları yazacağız mecbur. Mor yeşilden kısa. Yeşil de kırmızıdan kısa. O zaman bak böyle olacak. Mor, yeşil, şuradakini kullanarak buraya kırmızı yazdık. Şuradakini kullanarak da buraya mavi yazdık. Tamam. Bunları sıralayacağım. 10 kök 2, 7 kök 2, 6 kök 3, 6 kök 5 var, değil mi? Tamam, bakalım. 10 kök 2 dediğim şey karekök 200'dür, değil mi? 7 kök 2 dediğim şey karekök 98'dir. 6 kök 3 dediğim şey karekök 108'dir. 6 kök 5 dediğim şey karekök 180'dir. Bundan bir emin olamadım ya. Doğru değil mi? 36 çarpı 5, 180. Evet tamam doğru. E şimdi en küçük hangisi? Karekök 98 yani 7 kök 2 değil mi? Sonra yeşil. Karekök 108 yani 6 karekök 3. Sonra kırmızı yani karekök 180 o da 6 kök 5. En son da mavi yani o da 10 kök 2. Mavi 10 kök 2 ise bir bu var bir bu var. Bunlar gitti o zaman. Değil mi? Mor 7 kök 2. Tamam. Yeşil 6 kök 3. Ova bak. Kırmızı 6 kök 3. Olmaz. Yeşil 6 kök 3. Kırmızı 6 kök 5. Yani C ya. 5'e bakalım. Şöyle yapayım. Bak. Şimdi duvar 20 santimetremiş, tamam mı? Burası çok alakadar etmiyor zaten de. Duvara kök 5 santimetre kalınlığında kalın sıva. Şurası kök 5'miş. Sonra 1 santimetre kalınlığında ince sıva. Sonra burası 1'miş. Sonra bir daha üstüne bir daha alçı. Yani 1. O zaman burasının kalınlığı ne oldu? 2 artı kök 5 oldu. Bu da kök 5 2'den büyük bir şey ya. Kök 5 2 bla bla bla. 2 ile 2 bla bla'yı toplarsan ne olur? 4 bla bla. Ama bu hemen bak kök 4'ten hemencecik böyle sonra gelen bir şey olduğu için yani şöyle düşün. Burası kök 4. Burası da kök 9. İşte kök 5 şurada bir yerde. Hemencecik yanında. O yüzden böyle 4,1 gibi mesela. Hani öyle küçük bir şey bu, tamam mı? Sonra ne diyor? Duvara karekök 125 santimetre uzunluğunda çivi çakılmış. Bu ne? 25 çarpı 5'ten 5 karekök 5 değil mi? Ne kadar kısmı görünüyormuş dışarıdan bunun? Bir kısmı içeriye girdi. İşte şöyle harika çizimimle dalga geçmeyin. Şöyle bir şey mesela. Böyle bu çivi içeri girdi, tamam mı? İşte bak şu kadar kısmı dışarıda kalmış. Bu 2 kök 5'lik kısmı görünüyormuş. O zaman 3 kök 5'lik kısmı içeridedir, değil mi? 3 kök 5 bakalım. 9 karekök 45 oldu değil mi? Bu 36 ile 49 arasında bir şey. Hangisine daha yakın? Tabii ki de buna. Bu 6 virgül bilmem ne bir şey. Şurası. E bunun 4 virgül bilmem ne bir şeyi şu kısmıysa o zaman ne kadarı duvardadır demen gerekiyor. 6 virgül bir şeyden 4 virgül bir şeyi çıkartırsan bunun virgülü daha büyük yalnız. Mesela bu 6,6 ise bu 4,1.
O yüzden çıkardığında yine 2 virgül bıdır bıdır bir şeyler kalacak. O yüzden bu doğal sayı da 2 ile 3 arasında olacak. Anlaştık mı? Ha, yakın ya. Yakınlığına bakarak karar vereceğim yani ona. Şimdi bunu... Ay çok gittin ya Pikachu, ne yapıyorsun? Heh. Şimdi... Oy 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 oy. Bu ne gözüm ya. Şuraya Hilal. Buraya da Nihal yazın. Ben bunu sevmedim. Kırmızı yapacağım. Hilal'in ilgilendiği masa sayıları bir daire grafiğinde gösterildiğinde. Önce bakalım Hilal kaç masa? Kırmızı. Birinci gün 10. İkinci gün 30. Üçüncü gün yine 30. Dördüncü gün 60. Beşinci gün 50. 10, 30 daha 40. 30 daha 70, 50 daha 120, 60 daha 180. Bu 180 kişiyi 360 derecede gösterirse bir kişi 2 derece olur, değil mi? İkinci gün için 60 derecelik daire dilimi vardır diyor. İkinci gün 30 kişiydi. E tabii 2 katı olduğu için 60 derece. Bu doğru. İlgilendikleri masa sayıları arasındaki farkın en çok olduğu gün dördüncü gündür diyor. E biri arşa çıkmış, biri dibey vurmuş, değil mi? Yani bakayım. 60 eksi 10'dan 50 tabi. 60 eksi 10'dan 50. Yani diğerleri mesela bunların arasında 20. Bunların arasında 20. Burada 0. E burada 50. E burada 20. E doğru, bu da doğru. Bu grafik sütun grafiğine dönüştürüldüğünde 5. gün Hilal için 10 santimetre, Nihal için 6 santimetre yüksekliğinde sütun kullanılabilir diyor. 5. gün Hilal için. Hilal kimdi? Kırmızı. Hilal 50. Nihal 30. Bakalım Nihal'de 10 santimetre. Ay sorry. Hilal'de 10 santimetre. E, tamam doğru yazmışım ya. Nihal'de 6 santimetre. Böyle olursa 1 santimetre 5 kişiyi gösterir. 1 santimetre 5 kişiyi gösterirse 6 çarpı 5'ten 30. Bu da doğru. Orantı doğru. 5 günlük ortalama da Hilal'in ilgilendiği ortalama masa sayısı Nihal'in ilgilendiği azdır diyor. Bakalım. 180 kişi var. 5'e bölersek 36, değil mi? Hilal'de 36 kişi çıkıyor. E, Nihal'i toplayalım. Ya şuraya bir silelim ya. Kafam karışıyor benim. Heh. Nihal'e bakacağız şimdi. 30, 50, 30. Kırmızıya mı bakıyorduk, maviye? 10, bir de bir daha 30, değil mi? Tamam. 30, 30, 60, 90, 100, 150. 150'yi 5'e bölersen 30. E Nihal'inki 30. Hilal diyor Nihal'den az. Tabi tabi az canım tabi. Az. 7. Geldim 7. Hop şampiyon, çok gidiyorsun. Şimdi bak. Bunda ne diyor? ABC yerine birbirinden farklı en küçük 3 asal sayı. En küçük 3 asal sayı nedir? 2, 3 ve 5'tir, değil mi? E yerleştir. 2, 3, 5. 2, 3, 5. Dur bunları farklı renkli yazalım. 4, 5, 7, 5, 6, 8, 7, 8, 10. 9 sayıdan çift gelme diyor. Çift 1, çift 2, çift 3, çift 4, çift 5. Kaç taneymiş? 5 tane. 5 bölü 9. Bıdır bıdır bıdır. Bak şimdi, bak bak bak. Adil soldan sayıldığında 9. sırada. Önünde o zaman 8 kişi mi var demek bu? Adil 9. ya. Sağdan sayıldığında 14. O zaman arkasında da 13 kişi mi var? Kendisi 14. oluyor ya. E 13 kişi burada, 8 kişi burada. Bir de kendisi var. Dur bakayım, toplayayım bakayım. Kaç yaptı ya bu? 22 mi yapıyor? 22 kişi, evet. Sınıftaki liderlik etmek için aralarından bir öğrenci seçecekmiş. Hangisi yanlıştırmıştır? Adil'in seçimi olasılığı yanlıştırmıştır.
Adil'in seçilme olasılığı 22'de 1'dir. E doğru, Adil bir tane var çünkü. Adil'den uzun olma olasılığı kısa olma olasılığından büyüktür. Bak, olasılıkları bulmadan bile çıktı sayısına bakarak karar verebilirsin. Adil'den uzun kaç kişi var? Arkasında uzun olduğu için 13. Kısa kaç kişi var? 8. Uzun olmanın kısa olmaya çıktısı göre daha fazla. Nasıl bir cümle kurdum artık, anlayın siz. Evet, böyle. Doğru yani. Seçilen öğrencinin Adil'den uzun olma olasılığı 14 bölü 22. 14 bölü 22 olur mu ya? Adil'den uzun olur mu? Adil kendisinden nasıl uzun olsun? Her öğrenci eşit olasılığa sahiptir. Tabii 1 bölü n diyoruz. N de burada çıktı sayısını veriyor bize. Yani Ceyhan yanlış oldu. Şimdi bakalım, bak bunda da bir saniye. Evlatım bak. Yukarıda sana ne vermiş? Bak, tam kare ifade vermiş. Görüyor musun? Özdeşlik vermiş. Tam kare özdeşliği vermiş. Şimdi aşağıda ne vermiş? Bir tane 70'e 70'lik arsa, bir tane 110'a 110'luk arsa, iki tane de 70'e 110'luk dikdörtgen vermiş. Sana bu bir şey hatırlatıyor mu? Bak, buradan verdiğinden yola çıkacak olursak. Hatırlatsın bence. Hatırlatmalı. Bak. Biz ne yapıyorduk? Şimdi burası 110'a 110. Burası 70'e 110, değil mi? Burası da 70'e 110. Burası 70'e 70. Bak, 70'e 70'lik bir tane gitti. 110'a 110'luk şu an üstüne çizdiğim şey gitti. İki tane de 1, 2, 70'e 110'luk. Gördün mü? Nasıl birleştirdim? Bak, verdiğini kullandım hem de. O zaman 110, 70, 180, bir kenarı 180 ise dört kenarı nedir? 720. Bak, bir numaralı kartonun alanı. Neymiş bu? 1 ve 3 numaralı kısımlar karedir diyor. O zaman bu tam kare bir ifade olmalı. E zaten bakıyorum bak. Tam kare. 9x kare artı 6x artı 1. 9x kare neyin karesi? 3x'in. 1, 1'in karesi. Bak, karesi alınan ifadeleri çarpıyorum. 2 katını alıyorum. Ne? 6x. Burada var mı? Var. O zaman 3x artı 1'in karesi olur. Yani burası 3x artı 1. Yani burası da 3x artı 1. Bu ne ya? Sarıyı sevmedim. Kırmızı. 3 numaralı kartonun alanı. 4x kare eksi 12x artı 9. 4x kare 2x'in karesi. 9 da 3'ün karesi. Karesi alınan ifadeleri çarptım. 2 katını aldım. 12x. Burada var mı? Var. Ama eksile. O yüzden 2x eksi 3'ün karesi. Yani şurası 2x eksi 3, burası da 2x eksi 3. Kartonu kesilmeden önceki durumda çevresi neyi kesilmiş? Ha, ayrılmış. Tamam, bunun çevresini soruyor. E burası 3x artı 1. Burası 2x eksi 3. 3x artı 1. 2x eksi 3. 5x eksi 2 olmadı mı? Aynısını diğerlerine de yapacağım. Çünkü bu da kare oluyor. Bak, az önceki gibi. Bu da şunun karesi. 3x artı 1 artı 2x eksi 3'ün karesi. 5x. Ay, alanı yalnız bu. Alanı bu. Yok, biz çevresini bulacağız. Tamam. 5x eksi 2 ile 4'ü çarparsak 20x eksi 8 olacak. Bu ne ya? Bu ne? Bu ne? Gözünü seveyim. Bu ne? Dolu depoyla yola çıktıktan sonra zamana bağlı olarak deposunda bulunan benzin miktarı aşağıdaki grafikte verilmiştir diyor. Buna göre dolu bir depo benzin yolculuğa çıktıktan kaç saat sonra biter? Bak, burada neye bakıyorduk? Şimdi 3 saat 0'da başlamış. Burası 0'a 0 noktası. 3 saat gitmiş. 45'ten 18'e inmiş. Yani ne kadar benzin harcamış bu arkadaş? 27, değil mi? 27 litre. Maşallah. 3 saatte 27 litre. O zaman 1 saatte 9 litre. O zaman 45 litre kaç saatte biter? 5. Bu nasıl bir soru ya? Bu kadar basit mi gerçekten? İlginç.
Nar suyunu elde etmenin yollarından biri de narı. Vallahi mı be? Yapma anasını. Tüh. Bak ne yapıyormuş? 9 kilogram nardan 6 litre nar suyu elde ediliyormuş. He, ikinci grafikteki doğrunun eğimi 0,6. 0,6 nedir? 6 bölü 10. Yani y'si 6 iken x'i 10'muş. Şöyle bir şey belirleyelim biz de o zaman. Y'si neymiş? 6. X'i neymiş? 10. Kimse bize karışabilir mi? Asla. Olduğuna göre 45 kilogram nardan kaç kilogramlar ekşisi? 45 kilogramlar. Bak buraya 45 yazıyoruz. 9'da 6 ise bu 5 katına çıkıyor ya. 6 da 5 katına çıkacak o zaman. Şöyle bir de buluşacak bunlar. 6 da 5 katına çıkacak. 30 litre nar suyu. Peki bu 30 litre olursa 10'da 6 idi. 3 katına çıkarsa bu da 3 katına çıkacak. Yani 18 litre, pardon. 12 de C yan oldu. Bu kadar basit mi ya bu sorular? Değil mi? Anam, bak 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 sen. Aysun Ayla'dan 3 yıl önce doğmuştur. O zaman kim büyük? Bana bir cevap verin bakalım. Aysun mu büyük? Ayla mı büyük? Yavrum önce doğan büyüktür tabii ki de. Ayla X yaşındaysa Aysun önce doğduğu için X artı 3 yaşındadır. Ayla'nın yaşını X olarak ifade etmiş. Ha, tamam bunu okumadan doğru yapmışız. Tamam. Aysun'un yaşının 3 katının 4 fazlası. Aysun'un yaşını X artı 3. 3 katını aldım. 4 fazlası diyor. Ayla'nın yaşının büyük değildir. Büyük değilse eşittir ya da küçüktür. Önemli burası. Eşittir ya da küçüktür. Eşittir'i de alman lazım. Büyük değildir diyor çünkü. Ayla'nın yaşının 4 katının. Ailenin yaşı x'i 4 katının 8 fazlası. Nerede var o zaman bu? Burada. Şimdi gel. Gel amca. Gel topla gel. Bir tane kamyon var. Gel amca gel. Şoför 90 kilogrammış. Yardımcısı 82 kilogrammış. Kamyona her birinin kütlesi eşit olan saman balyalarından en fazla 24 tane konabilmiş. Şimdi aracın yük taşıma kapasitesi 1800 kilogram da şoförle yardımcı hariç değil. Tabii ki bunları da dahil ediyorsun. Onlar da insan ve ağırlıkları olduğu için. O zaman şimdi 90 ve 82. 172 kilogram zaten şoförle yardımcısına gidiyor, değil mi? Geriye kalan saman balyalarına kalacak. Yani 1800 kilogram taşıyabiliyor bu kamyonet. 172 kilogramı bir çıkaralım bakalım. 8 1628 kilogram kaldı. Bunlardan en fazla 24 tane konuyormuş. Bölelim bakalım 1628'i 24'e bölünce kaç çıkıyor? 24 6 kere var. 6 kere 4 24 elde 2 12 144 mü geldi? 12'den 4 çıktı. 8 5'ten 1 çıktı. 10. Doğru değil mi ya? 18. Evet. 188'i bölelim. 7 kere vardır bu sefer. 7 kere 4 28. Elde 2. 14 168. Tuu 20 kaldı. 67 tane var. Bütün olarak 67 tane 24 kilogramlık balya var. Balya pardon. Ama 20 kilogram kalıyor. Yani bu kalıyor. İşte en büyük doğal sayı değeri derken onu istiyor zaten. Oraya 20 kilogram kalıyor ama 1804 kilogram olur o zaman. Motor iflas eder. O yüzden en fazla 67 tane balya alabilirsin. Bu ne gaz? Allah seni ya. Aralarında 24 metre mesafe olan iki arkadaştan Ali'de bir kafes, Metin'de ise bir kuş vardır. Aralarındaki doğru parçasına dik olacak şekilde ve zıt yönlerde. Ali 4 yürümüş. Metin 3 yürümüş. Bak bak bak. Ondan sonra A ile B noktasındaki mesafeyi soruyor. Birleştir yavrum bunu. Bunu da böyle uzatırsan. Şöyle yap. Bak, sen burayı buraya taşıdın, tamam mı çocuğum? 3 oldu. Yani elinde şöyle bir şey mi oldu? 7, 24, burada dik. Ne olacak? 25. Yani kuşlar kuş bakışı gidebildiği için hani yol falan yok ya direkt çaprazlama uçabilir. Hipotenüs kullanır yani. Kuşlar bizden akıllı çocuğum. He, geldik zurnanın zıt dediği yere. Evet.
Evlatım bak şimdi. Bunda nasıl karar vereceğiz? Bu iş biraz karışık gibi görünürse de aslında değil. Tamam mı? Bak. Hemen buraya A kenarı. A açısının karşısına A. Burada B var. Burası 30'un olduğu yer C. Burası A. Burası B. Burası C. Burası A. Burası B. Burası C. Tamam mı? Kenarlarını isimlendiriyorum. Şimdi aynı özellikteki 3 araç aynı miktardaki yolu gidecek şekilde depoları doldurulmuştur. Yani mesela aynı miktardaki yol diyor. Yani bu üçgenin tamamını gittiğini düşünelim mesela, da tamamını gitmiyor işte, bir kısmını. Aynı miktarda yol gitmiş bunların hepsi. Şimdi birincisi A ile B kenarını tamamen gitmiş. Üstüne bir de 30 kilometre gitmiş. Bunların hepsi birbirine eşitmiş. İkincisi B ile C yolunu gitmiş. Bir de üstüne 20 kilometre gitmiş. Üçüncüsü A ile C gitmiş. Üstüne bir de 40 kilometrelik yol gitmiş. Şimdi bak. Şu ikisini karşılaştırarak B ile C arasındaki şeyi bulmaya çalışacağız. A ile B'nin toplamının 30, bir de topladık. A, C artı 40 oldu. A'lar gitti bak. B artı 30, C artı 40'a eşitmiş. Sizce burada hangisi büyüktür? E tabii ki de B değil mi? B büyük, C olacak. Çünkü B'ye 30 eklemişsin, C'ye 40 eklemişsin bunları yaklaştırmak için, birbirine eşitlemek için. Yani mesela B burada 40 olabilir, 70'te toplarsan C de buradan 30 olabilir mesela. Böyle de değer vererek de bulabilirsin eşit olması için. Sonra hangi ikisini kıyaslayalım? A ile şununla şunu yapalım. A ile C'yi kıyaslayalım. Morartalım. Bunu uzun zamandır kullanmıyordum, şu an fark ettim. A artı B artı 30 neye eşit olsun? B artı C artı 20'ye. İkisi de birbirine eşitse B'ler gitti. Şimdi A artı 30 ile C artı 20 birbirine eşitse hangisi daha büyüktür? E tabii ki de C daha büyüktür. Buraya 30 yazarsın, buraya 20 yazarsın, değil mi? O zaman A küçük, C büyük A. B, C, A olması gerekiyor. O zaman A, C, B açıları sıralandığında böyle olur demek. Haluk Bey telefonunu korumak amaçlı bıdır 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 kapak kısmında 3'e 5'lik. Muhtemelen burası 3, burası da 5'tir. Şunu bir değiştirelim. Kırmızı yapalım. Dikdörtgen biçiminde bir boşluk varmış. Bana ne? Bana ne el alemin kapağının kılıfından, değil mi? Resim ve kapağın tam açık olduğu hali verilmiş. Kapak kapatıldığında diyor. Ekranda görünen gri şeklin kaç santimetrelik kısmı korunur? Bak çok güzel bir görünür korunur değil. Yansıtacaksın yani bunu. Bir dakika göremiyorum, gözlerim koruyordu. Burası 2 değil mi? İnşallah yanlış çizmem. Şimdi yansıtacağım. 5, 2, 4, 5. 2, 4, 5. Göremeyeceğim sonra. Çok güzel çizemedim ben ama bence siz anladınız. Ya da anlamadınız değil mi? Dur bir daha çizeyim. Siyahla geçeyim ama o zaman. Şöyle yansıtıyorum. Heh. Ne kadarlık bir kısmı görünür diyor. Bak burada zaten 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane dikdörtgen var. 7, 8, 9 da burada var. Bunu üçgen olarak düşünelim. Şu kısmı. Üçgenin yanlış çizdim. Üçgenin aynısını çizmem gerekiyordu. Burası 3, burası 2 olsun. Burası 3, burası 2 ise alanı ne olur? 3 çarpı 2 bölü 2'den 2'ler gider. 3. 9 vardı zaten. 3 ekledin. O zaman 12 olur değil mi? Bakayım kaçını sormuş. 17. Evet tamam. Geldik buna. Şimdi burada da diyor ki karşılıklı kenar uzunlukları orantılı ve karşılıklı açıların ölçüleri eşit olan çokgenler benzerdir. Bunu biliyoruz zaten. Dört dikdörtgen birbirine benzermiş. Bak bu 1'e 2 ise ve burası 2 ise hepsi birbirine. Kenarlarda demek ki uzun kenarla kısa kenar arasında 1'e 2 oranı olacak değil mi? E bunun kısa kenarı 2 ise o zaman burası 4'tür. Şimdi baktın bunun kısa kenarı 5 ise o zaman burası nedir? 10'dur. E bunun kısa kenarı 12 ise bunun uzun kenarı 24'tür. ABCD dikdörtgeninin çevresi. Burası 24'tü. Burası 5'ti. 29 artı 12, 11, 40.
41 çarpı 2'den 82 oldu. Evet. Tamam. Çevresini bulduk. Hangisi olamaz diyor. Bak bu da şey sorusu ya bunlar artık. Hayal gücü yani. Bunu zorlayacaksın yavrucuğum biraz. Yapılacak bir şey yok. Küp diyor değil mi bu? Şimdi bak bu A şekli olabilir mi? Olabilir. Niye? Sadece şu ikisini görürsün. Bu olabilir. Sonra şu ikisini görürsün. Bak burada tamamı var ve burada şurası dur. Şöyle göstereyim. Sil. Buranın tamamı bu kenar kırmızı işte pembeye boyalıyken solu pembeye boyalıyken sağı beyaz. Bak solu pembeye boyalı sağı beyaz. Bu da olur. Ondan sonra bu ne be? Bunu nasıl düşünmüştüm ben? Dur. Şimdi her zaman önden bakıldığı gibi görünmeyebilir. Yani altı ya da üstü de gelebilir. Şunu sen üste getirirsen şöyle bir şey çizmeye çalışayım mı? Harika çizdim ama. Heh. Şunu üste getirirsen şöyle bir şey oluyor bak. Böyle boyalı. O zaman bunu da dikmen gerekmiyor mu? Yani bu da yanına geliyor. Şu. Bu üstte, bu solunda kalıyor. Bu yanına getirirsen o zaman bu da böyle dik dik gelecek böyle. Böyle bir şey olacak. Yani bu da oluyor. Ama bu çok acayip bir şey. Bak hiç böyle bir şey yok burada. Denizli'deki gibi. Bu üste gelecek. Bunun üste geldiği anda önünün boş olması gerekiyor. Bak. Önünün boş olması gerekiyor ama önünde bu pembe var. Olmaz. Bu üste gelirse bu öne gelir. Tamam mı çocuğum? Olmaz. O yüzden. 20'ye bakalım. Eni 20 santimetre, boyu 1,5 metre olan bir karton var. Parçaların alt tabanı ve üst tabanı en büyük olacak şekilde kesilecekmiş. Alt tabanla üst taban en büyük olacaksa bak o zaman çapı bunun 20. Yarı çapı nedir? R'si tabii ki de 10'dur değil mi? Şimdi şöyle bir durum var yalnız. Şimdi sen ne yapacaksın? Bunun silindirin. Aa yukarıda var zaten. Dur yukarıdakini ben göstereyim. Şimdi R'si 10 dedik bunun. Ama bunun çevresi buraya sarılacağı için şu dikdörtgenin 2 pi r olması gerekiyor. Buradan da 2 çarpı pi 3 r ise 10. Yani 60 santimetre olması gerekiyor bunun. Değil mi? 60 santimetreyi böyle kesemeyeceğin için şöyle kesersin buradan. Böyle. Şöyle kesersin. Yüksekliği de mecburen 20 santimetre olur. Tamam hesaplarsın. Ananın yaptığı silindirin hacmi ve silindir yapmak için kullandığı karton parçalarının alanı A. Yani yüzey alanını istiyor. Yüzey alanını nasıl buluyordum ben? Bu yan yüzünü oluşturmak için kullanılan dikdörtgenin alanı. Yanal alan. Yani yalan alan. Yalan. Dı. Değil mi? 2 pi r kare. Yanal alan 2 pi r h. Artı 2 çarpı pi r kare. 2 çarpı pi yerine 3 yazdım. R yerine 10 yazdım. H yerine 20 yazdım. Artı 2 çarpı pi yerine 3 yazdım. R yerine 10 yazdım. Aa nefesim bitti. Buradan dur bakayım. 4, 12, 1200 mü geliyor? Öyle olması lazım. Buradan da 600 gelmeli. 1800 olmalı. Evet. Bu yüzey alanı. A bu. Hacmini bulalım. Hacim taban alanı çarpı yükseklikti. Pi r kare çarpı h. Pi 3'tü. R'si 10'du. H'si 20 idi. Dur bakayım. Bu da 6000 oluyor ya. Tamam. Ve 6000. A 1800. Bıdır 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 bıdır. Bıdır. 6'ya bölsek 10. 6'ya bölsek 3. Yani 10 bölü 3. Evet. Bir sonraki denemede görüşeceğiz. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.